Ben mesela şu kupaya hiçbir zaman kupa diye bakmadım. Bunu her zaman bu kupa başka ne hale gelebilir? İnsanların ilgi çekebileceği ne hale gelebilir? Her zaman onu düşündüm. Merhabalar, ben Caner Parlağ. Rize Ardeşen'de doğdum, büyüdüm ama aslen Rize Çamlıhemşinliyim. Öğretmen lisesi mezunuyum. Üniversiteyi Muğla Üniversitesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde bitirdim. Yani aslında öğretmenim, öğretmen olmam gerekiyor. O süreçte bir de üniversitede kendi arkadaşlarımızla kurduğumuz Karadeniz Müzik Grubu, Koliba grubunu kurduk. Sonra müzisyenliğe başladık. Üniversite bittikten sonra, yani bitene kadar asıl mesleğim sadece müzik oldu. Kendi alanımdan ziyade o zamanlarda böyle reklamcılığa, işte marka iletişimine, markaların hikayelerini okuduktan sonra bu hikayeler beni çok etkilemişti. O yıllarda açık öğretimden marka iletişim bölümüne yazıldım. Bir girişimciliğe başladık. İşte kendi markamızı kurduk. Burcunuz nedir? Ya bak işine, hadi yürü. Tabii bu bir sürü yaratıcı şeyler ortaya çıkarız. Bunların hepsi benim, hepsini ben yaptım, ben düşündüm falan diyemem. Burada bir çok güzel, çok büyük bir ekip var. Herkes bir şeyler söylüyor. Sadece ekiple çalışmıyoruz. Yoldan geçen yaşlı nineden, dededen, ufak çocuklardan herkes bizim için bir ilham kaynağı. Herkes bizim bir çalışma arkadaşımız aslında. Böyle bir marka olduk. Yoldan geçen çocuğun da bir markasıyız. 70 yaşında bir ninenin de markasıyız. O yüzden ekip arkadaşlarımı sadece burada çalışanlar olarak görmüyorum. Bütün Karadeniz'i, bütün herkesi ekip arkadaşı olarak görüyorum. Üniversiteden mezun olduğum zaman Rizeli olduğumuz için bize herkes şey diyordu. Gelirken bana çay getirir misin? Çay getir, çay getir. Bir de insanlar bizi gerçekten burada bahçemizden çayı biz kendimiz topluyoruz. Biz de onu içiyoruz sanıyorlardı. Buraya geldiğim zaman işte o zamanki kurduğumuz grubun ekonomik zorlukları diyeyim. İşte buraya geldim, işte babamı kaybetmem, kardeşlerimin okul okuması bilmem ne falan derken çok zor bir sürece girmiştik. Öğretmenlik yapmayı her zaman istemişimdir. Ama orada benim başka bir şey yapmam gerekiyor diye düşündüm. Sadece burada çay yok. Yani burada bir sürü çok büyük, çok fazla kültür var. Bu kültürleri insanlara hediye edebilecek hale getirebilmemiz gerekiyor diye düşündüm. İlk kurulurken Karadeniz'de yetişen kültüre ait ürünler olur, bir başka şeyler olur. Bunların minyatürlerini yapıp bütün dünyaya satma hedefimiz vardı. İşte özel ambalajlarıyla bir şekilde. O yüzden de ilk yaptığımız ürün şu köylerde giyilen kara lastikler oldu. Minik parmak kara lastikler yaptık. Ama bunları tabii ilk başta ben şöyle satıyordum. Bunu Trabzon'da bir seyyar satıcıda görmüştüm. Tek tek böyle ayrı ayrıydı. Cebimde de 25 TL. Bazen söylüyorum, kimse inanmıyor. O başarı hikayelerindeki işte sıfırdan şuraya çıktı falan hikayeleri vardır ya. Çok okumuşumdur. Hiçbir zaman inanmamışımdır. Ama şimdi aynı şeyi ben anlatıyorum. Gerçekten inandığınız zaman her şey oluyor arkadaşlar. 25 TL'ye şu lastikleri alayım dedim. Oradaki amcaya dedim ki işte ne kadar? Dedi ki işte tanesi 5 lira. Dedim 25 lira param var. 10 lira Trabzon'dan Rize'ye gideceğim. Yani 15 lira param var. Bana bundan kaç tane verebilirsin amca dedim. Ne yapacaksın dedi. Şu an dedim aklıma başka bir şey geldi dedim. Yani onu yapmak istiyorum. Dedi ki al sana 10 tane. Param arada cebinde kalsın dedi. Yemek yersin falan. Teşekkür ettim. Ardeşine Rize'ye geldim. O 15 lirayla da şu iplerden aldım. Dedim şunları birleştirmem gerekiyor. Birleştirip çift haline getirdim. Tek tek arkadaşlara gidip böyle işte 10 lira ver, 5 lira ver, o şekilde ürünleri satıyordum. Buna da dedim insanların vereceği tepkiler ne olur? Ay yerim ya, çok tatlı bir şey falan derler diye düşündüm. O yüzden de Yerimoni diye bir isim aklımıza geldi.
Asıl kurulma şeyimiz Karadeniz'deki ürünlerin minyatürlerini yapıp bütün dünyaya satmaktı ama işte o günün şartları bizi işte tişört yapmaya, kupa yaptık bilmem ne, sonra kafeye çevirdik. Bu ürünleri başlarken biz de bir de bunun işte burada çalınan enstrüman var, tulum enstrüman. Ben de tulum sanatçısıyım. O yüzden minyatürünü yaptık. Bunların mesela montajlarını köydeki kadınlara yaptırıyorduk. Bunların içine ufak minik köy çorapları yaptırdık. İşte burada köyde yaşayan kadınlar mesela kışları çok fazla iş olmadığı için, çay, bahçe işleri olmadığı için dedik köyde çalışan kadınlar bize işte patik yapabilirler mi, işte montaj yapabilirler mi derken bu şekilde köy kadınlarıyla çalışıyoruz. Halen daha çalışıyoruz. Ondan sonra bölgeye yerimoni olarak gerçekten bütün Türkiye'de artık bilinmeye başladık. Dünyanın dört bir yanından da insanlar gelmeye başladılar. Ardeşen'e sırf bizim için yani bizim markamızda ürünlerini satın almak için, kafemizi gezmek için, işte ürünlerimizle fotoğraf çekilebilmek için, bizlerle muhabbet edebilmek için bir sürü insan geliyor. Bu da ister istemez Ardeşen'e bir turizm katkısı oluyor diye düşünüyoruz. Mesela Karadenizlileri biz yaptığımız müzikte de bunu her tarafta, bütün dünyada söylüyoruz. Karadenizlileri her zaman dizilerde yapmacık şivelerle, yapmacık işte ağızlarla haçan, uy bilmem ne bu tarz insanlar olarak tanıttılar. Hep böyle sanki saf, hiçbir şey düşünemeyen, onların üzerinden herkesin güldüğü bir profil yarattılar. Biz yaptığımız müzikle de ve yaptığım işle de bu Karadenizli algısını her zaman değiştirmek istedim. O yüzden her şeyin en kalitelisini, en iyisini özel ambalajlarıyla bizim ürünlerimizi insanlar satın aldığı zaman kendini özel hissetsin istedim her zaman. İşte evet, Karadeniz'den gerçekten çok kaliteli ürünler alıyor. Yaptıkları espriler çok da salakça espriler değil desinler diye. Onun üzerine çalışıyoruz. Kafeyi de şöyle düşündüm. Bu ürünleri ya her zaman bir kafe fikrim vardı aslında. Benim bir kafem olsun. İnsanlar böyle orada kendilerini çok özel hissetsinler falan gibisinden. Biz ufak bir ofiste demeyeyim, evimizin balkonunda başladık bu işi aslında. İlk tişört yaptıracağım zaman 5 kuruş param yoktu. Annem sağ olsun bileziklerini bozdurdu. 750 tane tişört yaptırabildik. Ama o bizim için çok büyük paraydı tabii. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz. Hiç kimse bana inanmıyor, güvenmiyor. Ya, öğretmenlik okudun, öğretmenlik yapsana. Başka işin gücün yok mu falan. İşte kardeşlerim var, okutacaksın, şudur budur. Ya istemiyorum dedim. Ben kendi işimi yapmak istiyorum falan. Gerçekten de hiç kimse benim bu işi yapabileceğimi ya da bu işin bir iş olabileceğini düşünmüyordu aslında kimse. Bezdum diye insan tişört giyer mi dediler. Olmayan bir şeyi insanlar giymez dedim yani. Benim kafam... Yani o şekilde düşündüm. Olsa belki giyecekler dedim. Denemek lazım dedim. Gerçekten denedik. Şu anda bütün dünyaya giydiriyoruz. Bütün ünlüler de giyiyor artık. Kafede bu bulunduğumuz yeri yani sonra ufak bir ofise geçtik. Ofiste baktık insanlar, ya biz sadece internet satışı yapıyorduk. Baktık insanlar ofise gelmeye başladılar. Ürünleri yakından görmemiz gerekiyor, şudur budur derken ofisin bir kısmını mağazaya çevirdik. Sonra o da yetmedi. Çarşı ortasında burası boşalıyordu. Buranın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum açıkçası. Dedik buraya tutalım, insanlar buraya gelsin, mağaza yapalım falan derken dükkanı tuttuk. İçeri girince fark ettik ki dükkan 3 kat. Ya dedik bizim bu kadar malzememiz yok, ne yapacağız, ne edeceğiz falan derken dedik her zaman bir kafe fikrimiz vardı. Yapalım mı dedik. Dedik bunu da yapalım. Bir de o ara yine evlilik sürecim vardı. Hiç bu kadar masraflı bir şey olduğunu da bilmiyordum. Son 5 kuruş param kalmamıştı en son. Son sandalyeyi aldım. Arkadaşlar dedim ki 5 kuruş param yok. Ya tutar ya da dedik biz buradan gideriz. Şükürler olsun ki şu anda franchise verme aşamasına kadar geldik. Rize Ardeşen'den 125 ülkeye kargo gönderdik. Bu kargoları gönderirken de biz kendi reklamımızı tabii yapıyoruz ama mesela ürünlerimizde Made in Ardeşen yazar, kutularımızda Made in Ardeşen yazar. Kutularımızın üstündeki stikerlerde işte çayın başkentinden, bulutların ülkesinden kargonuz var tarzında stikerlerle işte şehrimizi tanıtmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Şimdi
İçine memleket kokusu diye bir koku atıyoruz. İşte size memleketinizin kokusunu gönderdik gibisine. Yani bir şekilde şehrimizi de kültürümüzü de tanıtmaya çalışıyoruz. Gittim bir de bunun marka tescillerini aldım. Dediler ki sen tepten delirdin artık. Zaten paran yok. Olan paranı da bir de marka tescillerine veriyorsun dediler. Dedim kimse giymeyecek diyorsunuz. Giyecekler ayrı. Benim korsanlarımı da üretecekler. Ben de onlarla uğraşacağım dedim. Ya o kadar abartma dediler. Yani şöyle söyleyeyim. Dünya markası bir marka ile bile davalık oldum. Tazminat aldım. O kadar söyleyeyim. Şu anda da yaklaşık 100 kişiyle falan davalı sırf bu konularla ilgili. Yine yaylacılık kazandı. Biz kazandık. Mahkemelere falan gidiyorum. Bazen hakimler işte diyor şeyleri okurlarken işte şu markalardan ihlal edilmiş şeyler var. Bu markalar size mi? Hakimler bile gülüyorlar. Bezdum diye insan marka alıp bir de burada seninle uğraşıyoruz falan diye. Girişimcilik yapmak isteyen gençlere şöyle tavsiyede bulunurum. Hata yapın. Hata yapmaktan gerçekten korkmayın. Ya bu çok klasik bir söz. Herkes aynı şeyi söylüyordur ama gerçekten hata yapmaktan korkmayın. Cebinizdeki son parayı yemekten de korkmayın. Kimseyi de çok fazla dinlemeyin. İnanıyorsanız inandığınız yolda hiç önünüze kimse düşünmeden yürüyün. Yar geliyor köşeden, rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden.